Herkese merhabalar. Öğrencilerimizin çokça sormuş olduğu bir soruya açık ve net bir şekilde yanıt vermek istiyorum. O da 2023 LGS sınavı. 2023 YKS sınavı ertelenecek mi? Sorusuna cevap veriyorum. Binlerce yurttaşımızı depremde yitirdiğimiz, enkaz altında hala belki de binlerce insanın olduğu bu günlerde 2023 YKS, 2023 LGS sınavının ötelenip ötelenmediği konusu hepimizin malumu canı cehennemeyken bu gibi soruları sormanız en tabi hakkınız ve biz de bu konuda eğitim kanalı olarak görevimiz yerine Getirip, her ne kadar kaygılarımız ve canımızın acıması durumu farklı olsa dahi bu soruya cevap vermek yükümlülüğündeyiz. 2023 YKS ve LGS sınavlarının ertelenmemesi adına yapılan ilk adımlarından biri de 12. sınıfın 2. dönem konularının 2023 YKS sınavında çıkarılmış olması. Aynı zamanda 2023 LGS sınavında 8. sınıfın 2. dönem konuları da aynı şekilde sorumlu tutulmayacak. Bu bunun ilk adımıydı çünkü sınav zamanında yapılmak isteniyordu. Sınav zaten çok daha fazla ileri itelenemez nedeni yaz planları ve üniversitelerin açılma tarihleri çok kritik bir önem arz ediyor. Ya e, haliyle tercih süreci, haliyle de kayıt süreci olduğu için çok fazla ileri ötelenemez. Ben 2023 YKS sınavının tarihinde herhangi bir değişiklik beklemiyorum. Ama 2023 LGS sınavı 1-2 haftada olsa ileriye doğru ötelenebilir diye düşünüyorum. Bu dediğim sadece bir öngörüden ibarettir. Yani özetle çok da takmayın derim. Özellikle bu videoyu izleyen can öğrencilerimden, can kardeşlerimden bir isteğim var. Biliyorum sınav kaygısı, gelecek kaygısı bazen bizim canımızın ötesine dahi geçebiliyor maddi kaygılardan dolayı. Ama sizden bir ricam var. Özellikle Şubat ayında enerjinizin birçoğunu, hadi birçoğu olmasa bile en azından kısmını şu göçük altında kalan, şu dişli anlamda depremden etkilenen insanlarımıza, öğrencilerimize etmenizi istiyorum. Biliyorum yahu ben oturduğum yerde tek başıma ne yapabilirim ki diye sorusunu da soruyorsunuz kendinize belki de. Ama herkesin yapabileceği şey, bir durum var hani o Instagram'daki bir beğeni bir paylaşım bile çok şey çok farkındalık oluşturuyor baskı mahalle baskısı çok daha farkındalık oluşturuyor bakın eğer sosyal medya üzerinde bizler bu baskıyı oluşturmamış olsaydık depremin birinci ve ikinci günü sadece yıkılan bina sayısı 5-6 ölen insan sayısı 5-6 şekilde açıklanmıştı o kadar büyük bir baskı yaptık ki binlerce ama binlerce insanın vefat ettiğini binlerce binanın yıkıldığı gerçekliğini ta onların gözüne sokup müdahale etmelerini sağladık ve biz bu farkından oluşturduk. Sizden ricam maddi olarak destek olamazsanız bile manevi olarak onların yanında olduğunuzu gösterip paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Ha psikolojinizi elinizden geldikçe ha ne olur psikolojini de olumsuz etkileyebilecek görüntülerden de uzak sen kendi bünyeni en iyi kendin tanıyorsun. Kaldıramayacağın bir psikolojiye de girmeni istemiyorum ama ama şu 10 ilimizde bulunan insanları da sahipsiz bırakma da asla istemiyorum. Şubat ayı kurtuluş ayıdır. Şubat ayı yardım ayıdır. Şubat ayı manevi duyguların en yüksek çıkması gereken aydır. Şubat ayında birlik ve beraberlik olma ayıdır. Lütfen ama lütfen bu canlarımızı, bu kıymetlerimizi asla yalnız bırakmayın. Karnı tok olanın, sırtı pek olanın tuzu kurudur kardeşim. Bizlerin tuzu hala yaş. Onların gözü yaşken bizlerin de gözü hala yaş olmaya devam edecek. Bu yüzden sizden ricam hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde desteğinizi esirgemeyin. Sınav kaygılarınızı en azından şubat ayı için bir kenara bırakmanızı tavsiye ederim. Allah'a emanet.